TR724 ekranlarından herkese merhaba. Bugün 23 Nisan 2024 Salı. Bundan tam 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Bugün onun yıl dönümü, 104. yıl dönümü. Hangi şartlarda açılıyor? Topraklara işgal edilmiş, 1920'nin Ocak ayında İstanbul'da bulunan meclisi mebusan kapatılmış, vekillerin bir kısmı sürgün edilmiş, bir kısmı tutuklanmış. Ve 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı'nın tam ortasında Türkiye, Türk milleti kendi seçtiği vekiller eliyle ve kendi kaderini tayin etmiş. Öyle bir dönem. Ve bu mecliste bugün bugünle ilgili bir tutanak var, isterseniz onu yansıtalım. 23 Nisan 1920'de meclisin açılmasından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de çıkarılan iki maddelik bir kanun var. 23 Nisan gününün Milli Bayram Addi hakkında kanun. Üste Osmanlıcası var. 23 Nisan 2021 tarihli madde 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır. Orada şöyle demiş. Bu alttaki görsel ikinci kısım Latin harfleriyle yazılı olan 2 Mayıs tarihli resmi gazetede çıkıyor. İkinci maddesinde de tarihi kabulünde muteber olan iş bu kanunun icrasını Büyük Millet Meclisi memurdur demiş. Bugün öyle bir gün. 1929 yılından itibaren de bu bayram çocukların bayramı olarak da kutlanmaya başlanmış ve adı Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmış. Tabii 104 yıl geçmiş üzerinden, ortada ne meclis kaldı, yani eğer bakarsanız yasama yetkisi anlamında, yürütme anlamında her şey saraya taşındı. Meclisin bütün fonksiyonları iptal edildi. Sadece saraydan gelen yasa tasarıları formalite olarak parmak kaldırıp indirerek maaş alıp havasını attıkları bir şey, başka bir şey kalmadı. Çocuklar için bayram diyebileceğimiz bir şey yok zaten. İşte bugün sosyal medyada çokça paylaşılan görsellerden de görürsünüz herhalde. Hapiste şu anda 552 tane çocuk anneleriyle beraber, içeridekiler bunlar. Yani dışarıda da belki binlerce çocuk hapiste olan anne babaların çıkmasını bekliyorlar. Tabii bütün bunlardan sonra biz yine de TR724 ailesi olarak milletimizin bayramını tebrik ediyor ve gündeme geçiyoruz. Evet Nurullah Bey, ben girişi hızlı yaptım. Hoş geldiniz demeden hoş geldiniz diyeyim. Bayramınız kutlu olsun. Bugün konumuz cezaevlerindeki ağır hak ihlalleri. Yani bayramlık bir konu değil maalesef. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim ülkemizde olduğu kadar cezaevinde eğitim ortalaması yüksek değildir. Eğer övünecekse AK Parti rejimi bununla övünebilir. Yani bizim mahkumlarımız bile çok nitelikli, o ikinci görseli koyalım isterseniz, çok nitelikli mahkumlar diyebilir herhalde iktidar. En altta var, görünüyor mu orada? Evet, görünüyor. 1 Nisan itibariyle cezaevlerinde bulunan yüksek lisanslı, hükümlü ve tutuklu sayısı 1881 ve doktoralı sayısı 293. Ya bu rakamlarla herhalde birkaç üniversite açılır sanıyorum. Yani 10-15 tane doktoralı akademisyen bulduğu takdirde çok rahat bir üniversite açılır. Üniversite izni veriyor diye biliyorum. Yok. Maalesef durum bu. Ya biz tabii bu konuyu çok konuştuk. Bugün tabii asıl üzerinde durmamız gereken husus, sizinle önce yayın öncesinde de konuştuk. Cezaevlerinde bulunan bu insanların haksız yere tutuklanmalarından bağımsız olarak yatmaları gereken süreyi doldurdukları halde hala hapiste tutulmaya devam etmeleri. Son isterseniz evet. Başlamadan bir video izleteyim ben. Onun üzerine konuşmaya devam edelim. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu bir meslektaşımızı cezaevinde ziyaret ediyor. Benim de beraber teşrik-i mesaide bulunduğumuz bir meslektaşımız. İsterseniz izleyelim. Ondan sonra yorumlarınızı alalım. Buyurun Zafer Bey. Bir başka mahpus Ali Odabaş. O da Sincan Yüksek Güvenlikli Cezaevi 2. bölümde kalıyor. Bir yıl 9 aydır tahliye edilmiyor. Neden? Ya 60 puanı var. İyi hal puanı. Sınır puan 45. Gözlem kuruluna giriyor. Kesin geçmesi lazım. Bakın bir yıl 9 aylık bir hikaye bu. Bir yıl 9 ay önce tahliye edilmesi gerekiyordu. Giriyor gözlem kuruluna. Ali Bey bize isim ver bakalım. Ali Bey bize belge ver. Ya zaten mahkum etmişsin, yatırmışsın. İkinci bir mahkemeye ne gerek var burada? İyi halin var ama toplumla uyuşmayacağına kanaat getirdik. Seni burada tutuyoruz. Bakın böyle bir zulüm yapılıyor Ali Odabaş'a. Sağlık sorunları yaşayan bir insan. Kaç kez ameliyat olmuş. Oldukça sağlıksız koşullarda Sincan T tipi cezaevinde kalmış. Her türlü haksızlığa uğramış, zulme uğramış, ihlale uğramış.
ve böbreklerinde taş nedeniyle ameliyat olmuş. Yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı mide bağırsak sorunları, kabızlık ve ardından fıtık olmuş, diyafram yırtılmış ve ameliyat olmuş. Sorunlar bitmemiş, şimdi tekrar ameliyat olması gerekiyor. Tekrar diyafram yırtılmış, tekrar bir fıtık ameliyatı olması gerekiyor. Sorunlar katlanarak bir kısır döngü halinde büyüyor. Kendisini uzun uzun dinledim. Yani düşünün, bir insanın özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz, ailesini perişan ediyorsunuz, hastalığının artmasına vesile oluyorsunuz, yapmadığınızı bırakmıyorsunuz. Ve daha sonra da bizim oylarımız neden düştü diyorsunuz. Bu kadar zulümden sonra oylarınızın düşmesini bırakın, Allah başınıza taş yağdırmıyorsa ona dua edin. Ya o kadar bir zulümde zirveye çıktınız ki, yani inanılmaz bir haldesiniz ya. O bir ton mazlum, günahsız insanı, sabileri inim inim inletiyorsunuz ve umurunuzda değil. Bakın, bu insan diyor ki ben vejeteryanım ve lifli de bir diyet almam gerekiyor. Hayır, sana lifli diyet vermeyiz. Ya raporum var. Hayır kardeşim, vermeyiz. Ya benim genel cerrahiden raporum var. Yürüme alanı geniş olan bir koğuşa koymalısınız beni. Hayır, raporunu dinlemeyiz. Ya benim çocuklarım var, okula gidiyorlar, eşim çalışıyor. Açık görüş ve telefon görüşlerimi en azından hafta sonuna alayım. Çoluk çocukla, eşimle görüşemiyorum diyor. Hayır efendim, bize ne? Hafta içine alırız, hafta sonuna almayız. Sincan T tipi cezaevinde bunlar denmiş. Şimdi yüksek güvenliğe gönderilmiş ki, yani böyle bir mahpus, iyi hali olan bir mahpus, daha ağır şartları olan bir cezaevine neden yollanır? Cezaevi demiş ki, niye geldin sen, orada bir vukuatın mı oldu, bir ceza mı aldın? Hayır efendim, almadım. İyi hal puanım da gayet iyi, niye gönderdiler seni buraya? Vallahi bilmiyorum efendim. Evet, siz bilmiyorum ne kadar tanıyorsun Ali Bey'le, ben 10 yıl kadar teşrik-i müsaim oldu. Yani gördüğüm en dürüst, en hakperest ve hukuk bilgisi açısından da yani gördüğüm en iyi hukuk bilgisine sahip, melek gibi, pırlanta gibi bir insan maalesef 8 yıldan beri neden olduğunu anlamadığımız bir şekilde içeride tutulmaya devam ediyor. Yani var mı böyle bir hakları cezaevi idaresinin? Yani mesela denetimli serbestliğini vermediler. Bir yıl geçti. Şartlı tahliye geldi, dediler ki işte topluma adapte olamazsın sen. Sen mi karar veriyorsun buna? Yani veya böyle bir karar hakları var mı? Yasa ne diyor bu konuda? Bunu bir konuşalım isterseniz. Buyurun. Yasanın ne dediği meselesini ara ara konuşuyorduk zaten de, burada bence farklı bir durum şöyle oluştu. Geçen hafta herhalde Şebnem Hanım, Şebnem Korur Fincancı işkence konusunda bence Türkiye'deki otoritelerden birisi, en baştakilerden birisidir muhtemelen. Yine bir kendi Twitter hesabında başka birisiyle ilgili yaşanan bu denetimli serbestlik ve şartlı tahliye ile ilgili yaşanan sorunu kendi tweetinde paylaşarak yeni bir işkence metodu olarak duyurdu bunu. Ya bu çok önemli bir tespit. Yani biz aslında bu yapılanın insanlara eziyet olduğunu ifade ediyorduk ama işkence konusunda otorite olan birisi denetimli serbestlik süreci ve şartlı tahliye sürecinin, orada özellikle gözlem kurulu dediğimiz kurulun hazırladığı raporun yeni işkence metodu olduğunu söyledi. Bu çok önemli. Yani aslında yapılanın bir hukuksuzluk olduğunu söylüyorduk da hukuksuzluğun bir üstüne çıkmış oldu. Burada bir işkence var. Yani Ali Odabaşı dahil olmak üzere cezaevler, özellikle Ankara, Sincan cezaevi, Silivri cezaevi, Afyon cezaevi, benim bildiğim cezaevleri. Yani bu cezaevlerinde denetimli serbestlik ve şartlı tahliye konusunda tamamen keyfi uygulamalar yapılıyor. İşkence yapmak için insanları hem fiziki hem ruhi o anlamda bunalıma, sıkıntıya sokmak için, onları rahatsız etmek için işlem yapılıyor. Yani o yüzden bunun artık hukuki midir değil midir meselesini tartılacak bir şey yok. Burada bu yapılan ceza kanunu anlamında da işkence suçu. Ya bununla ilgili artık bunu Şebnem Hoca literatüre geçirmiş oldu. Ya biz de bunu bas bas bağırmak lazım yani herkese. Yani yaşanan hadiselerle ilgili Ali Odabaşı'dır, diğerleri de, biz neredeyse her gün sosyal medyada birini görüyoruz. Hasta olduğundan dolayı, yani şartla tahliyesinin geldiği, denetimli serbestliğin geldiği, hiç olmazsa hastalığından dolayı bu haklardan yararlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Söyleniyor, insanlar söylüyor. Farklı kesimden insanlar diyorlar ki ya bu insanı bırakın, bunu niye bırakmıyorsunuz diyor. Bir gözlem kurulu kararı çıkıyor. Gözlem kurulu raporunda diyor ki eğer
tahliye olursa toplumla uyum sağlamayacak. Yani nereden çıkarttın bunu? Veyahut diyor ki bize isim vermedi. Örgütle ilgili, örgüt mensupları ile ilgili isim vermedi diye tamamen soyut değerlendirmeler. Yani bu değerlendirmelerin hukuki bir tarafı zaten yok da bu değerlendirmelerle maalesef insanlara işkence yapılıyor. Yani bunun artık mağdurlar tarafından çok iyi duyurulması lazım. Yani bu mevzuyu biz konuşuyoruz ama burada eksik kalan kısım Sayın Gergerlioğlu sağ olsun kendisine gelen mektupları duyuruyor. Başka milletvekilleri de bu konuda zaman zaman bunu duyuruyor ama daha fazla bunun duyurulması lazım. Yani toplumda, kamuoyunda bu konuyla ilgili farkındalığın artması lazım. Yani cezaevinde yaşanan cezaevine insanların gönderilmesi zaten ayrı bir sorun. Ama cezaevine gönderildikten sonrasında gözlem kurulu adı altında bir organın tarafından verilmiş raporlarla insanların denetimli serbestlik haklarından yararlanması, şartla tahliye hakkından yararlanması, diğer haklardan yararlanması, o 1/10 daha önce açık cezaevine gönderilme hakkı var. O hakkından yararlandırılmasının engellenmesi gibi bir işkence. Ve insanlar az önce dinledik yani Ömer Faruk Bey'i, Ali Bey'in yaşadığı mevzuları anlattığında yani bir, normal bir insanın bunları dinlediğinde vicdanının sızlaması lazım yani. Yani bu kadar hani vicdansızlık, evet biz bu insanlarda bazılarında vicdansız olduğunu biliyoruz. Bazılarının da olaylara karşı duyarsız olduğunu veya duymadığını, duyma konusunda çok bir gayret sarf etmediğini biliyoruz. En azından o insanlara bunu duyurmak için mücadele etmek lazım. Ben burada hani nasıl yapılabilir filan meselesini düşünüldüğünde işte kategoriler ayırırsak kimlere iş düşüyor? Bir kere mağdurlara iş düşüyor. Mağdurlar kendi hikayelerini muhakkak duyurmalı. Aynen Ali Odabaşı'nda olduğu gibi. Yani biz Sayın Gergerlioğlu anlatmasa Ali Odabaşı'nın hikayesini bilmeyeceğiz, duymayacağız. Yani yaşadıkları bu kadar zulmü, bu işkenceden haberdar olmayacaktık. O yüzden yaşanılan hukuksuzluğu, işkenceyi, zulmü kendilerinin duyurması lazım. Bunu nasıl duyurabilir? Gazetecilere yazabilir, milletvekillerine yazabilir, duyarlı siyasetçilere yazabilir, akademisyenlere yazabilir, hukukçulara yazabilir. Yeter ki bunlar yani dış dünyayla, dış dünyadan haberdar olunup onun kamuoyuyla paylaşılması sağlaması. Aileler de aynı şekilde yani kendisi yapamıyorsa bile aileler bunu duyurabilir. Aileler bu konuda birazcık hassasiyetle hareket edebilir. Bunun dışında medyacılara göndermek suretiyle bir iletişim sağlanması, etkileşim sağlanmasını düşünebilirler, sağlayabilirler. Aynı şekilde aileler, özellikle aileler siyasetçilerle, yani hem muhalefet milletvekilleriyle hem iktidar milletvekilleriyle bu konuya duyarlılığı olabileceğini düşündüğü herkesle kapılarını çalıp bu meseleyi anlatması lazım. Yani ben şuna inanıyorum. Ortada gerçekten bir işkence var. Hiç kimse kendisinin işkenceci olarak anılmasını istemez. Kendi kurumunun işkence merkezi olarak anılmasını istemez. Yani Sincan Cezaevi işkence merkezidir diye kamuoyunda böyle bir algı olmasını, yani bu realitenin duyurulmasını Sincan Cezaevi Müdürü istemez. İstemiyorsan bunu yapmayacaksın. Yapmaması için de bunu kapı kapı gezip herkese anlatmak lazım. İşkence, Sincan Cezaevi işkencenin merkezi, Silivri Cezaevi işkencenin merkezi, Afyon Cezaevi işkencenin merkezi diye yani bütün siyasilere götürüp anlatılmalı. Ali Odabaşı'nın hikayesi ben yani muhalefet milletvekillerine verilse yani herkes duyarlılık gösterir diye düşünüyorum. En azından büyük çoğunluğu duyarlılık gösterir diye düşünüyorum. Bunun dışında hukukçulara düşenler var. Hukukçular da sorumluluk sahibi. Kendi avukatları veyahut insan hakları konusuna duyarlı olan avukatlar da bu konuyu yargıya intikal ettirmeli. İlgili Adalet Bakanlığı'na intikal ettirmeli. Bu konuyla ilgili raporlar hazırlanmalı. Gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılmalı. Sorunlar neyse sorunların tespit edilip bu sorunların kamuoyuyla paylaşılması. Yani niye böyle bir şey oluyor? Ya bunu cezaevine Ali Odabaşı'nın avukatıdır veya diğer gidenlerin avukatları müvekkilleriyle görüştüğünde ortaya çıkan sorunu, niye denetimli serbestlik vermiyorlar, niye şartlı tahliye vermiyorlar, bununla ilgili hem yasal sorunları hem uygulamadan kaynaklı sorunları raporlayıp Adalet Bakanlığı'na, siyasetçilere, barolara bildirmeliler ki bu konuda farkındalık olunsun. Ya politika değişikliği sağlansın, gerekiyorsa yasal değişiklik. Bence yasal değişikliğe bile gerek yok. Yani hani yasal değişikliği konuşuyorduk, şöyle konuşuyorduk. Yani gözlem ve idare kurulunun kurulunda özellikle terör suçlarında
Cumhuriyet Başsavcısı görevli veya Cumhuriyet Başsavcısının yetkilendirdiği birisi o komisyonun başkanlığını yapıyor. Ya yani o Cumhuriyet Başsavcısının orada olmaması lazım. Sen yargılama yapmıyorsun ki, yargılama meselesi bitmiş. Adam cezaevinde yani cezasını bile bitirmek üzere. Yani savcılık bir durum yok ortada. O işi karıştırıyor yani orada olup. Yani sen şeyinde dosyanda herhangi bir kişiyle ilgili isim vermemişsin. Etkin pişmanlıktan faydalanmamışsın. İnfazla ilgili bir durum değil. Yani yasal anlamda onun çıkartılması lazım. Ama politika değişikliği dediğimiz yani uygulamanın da değişmesi lazım. Yani oradaki bazı cezaevleri yönetimleri maalesef kraldan daha çok kralcı takılıyorlar. Yani orada sanki Hitler bizim yerimizde olsa, benzetme yapıyorum yani de, Hitler bizim yerimizde olsa böyle ister düşüncesiyle hareket eden Hitler zihniyetli insanlar var. Yani aslında Hitler bile belki öyle bir şey istemiyordur. Yani bunu istemiyordur. Zaten hani burada eğer hedefleri yani onların rehber aldıkları cumhurbaşkanıysa, cumhurbaşkanı bile ne diyor? Hukuk ne diyorsa onu yapın diyor. Hakimlerle ilgili siz geçen haftalarda söylemiştiniz ya, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili bir değerlendirme geldiğinde madem hukuk aykırı niye yapıyorlar o zaman? Yapmasınlar diyor. Yani aslında kral diyor ki hukuk dışı bir şey varsa yapmayın. Ama kraldan daha kralcı olanlar kendilerine göre hukuk dışı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya burada her seferinde yani ifade ettiğimiz bir şey var. Yani işkence konusunda, suçla mücadele konusunda uyulması gereken kriterler var. Hem anayasal kriterler, hem evrensel hukukun gereği olan kriterler var. Yani biz suçla mücadele ediyoruz, suçlulukla, suçlularla mücadele ediyoruz diye siz anayasal ilkeleri, hukuk devletinin gereği olan ilkeleri yani yok sayamazsınız yani. İktidarın geleceği için, yok vatan millet bölünmesin düşüncesiyle bunu yapıyoruz diyemezsin. Orada hukukun kriterleri var, evrensel hukukun kriterleri var, ona uyman lazım. Suçlulukla mücadele ediyorsan, suçluya sen bu adama suçlu diyorsan, Ali o da başına suçlu diyorsun. Yani niye onu tartışmıyoruz bile. Yani lanet olsun onu tartışmıyoruz. Şu anki tartışma konumuz sen buna suçlu diyorsan bile bununla mücadelenin yöntemi evrensel hukuk, anayasa, mevcut hukuk kriterleri olması lazım. Sen bu kriterlere uygun yapmıyorsan ya kraldan daha çok kralcı takıyorsun ve kralcının da bundan haberi yok yani. Kralın da bundan haberi yok. Bu tip adamlar aslında cezaevlerinde gördüğümüz bugün 23 Nisan vesilesiyle avukat Hatice Hanım'ın yazdığı bir yazı vardı. O yazıyı okumuştum da sabah, çocuklarla ilgili, cezaevindeki çocuklarla ilgili. Ya cezaevinde çocuklar var. Yani niye çocuklar var? Annesi cezaevinde olduğu için. Annesi niye cezaevinde? Yani kermes yaptığı için, bankada parası olduğu için, yok baylok kullandığı için, öğretmen olduğu için, bir kurumda çalıştığı için, dernek üyesi olduğu için, sendika üyesi olduğu için. Ya bunların hiçbirinin suç olmadığı kriterlerden dolayı annesi içeride olduğu için yani 6 yaşına kadar olan çocuklar da cezaevinde, onlardan bahsediyor. Onlarla ilgili de bir hadiseyi anlatıyor. Ben zannediyorum kendisi müvekkilinden duymuş gibi anladım. Yani bir müvekkili işte morali bozulmuş ziyarete geldiğinde niye morali bozuk olduğunu sorduğunda cezaevinde işte koğuşumuzda iki tane çocuk var. Birisi 3 yaşında, birisi 9 aylık. 9 aylık olan emeklemeye başladı. Koridorda yani şeyde dışarıda yürümeye başladığında hiç olmazsa ayakları zarar görmesin bile temiz olsun diye halı şey sermişler, battaniye sermişler. O cezaevi kurumu memurları sayıma geldiklerinde yerdeki battaniyeleri gördüğünde şöyle diyorlar. Maksadı dışında, amacı dışında kullanıldığından dolayı, yani o battaniyeler amacı dışında kullanılıyormuş, o battaniyeleri toplamışlar. Yani normal yataklardaki battaniyeleri de toplamışlar. Ya bu insan bir kere insan olamaz yani. Tam bir zalim yani hani. Evet, acınacak halimize güldüğümden dolayı gülüyorum yani. Ve bu aslında öyle bir kralcı ki krala da zarar verir, topluma da zarar verir, kendisine de zarar verir. Ya bunun zaten bu tip kralcıların bağlılıkları da çok aşırıdır, nefretleri de çok aşırıdır. 2 gün sonra nefreti de bunun çok fazla olur bağlandığı krala. Yani ortada aslında amacı dışında kullanılan battaniye değil, amacı dışında kullanılan o ceza infaz memuru. Amacı dışında kullan diyor. Ya onun amacı oradaki insanların devletin koruması altında olan hükümlerin, tutukluların
güvenliklerini sağlamak. Asıl amacı dışında kullanılan sensin yani. Seni iktidar kullanıyor veya kimin adına kullanılıyorsan amacı dışında kullanılan sensin ve çocuğa merhameti olmayan ya bir insandan gerçekten korkulur. 3 yaşındaki 9 aylık çocuğa karşı merhameti olmayan insan denmez diyebiliriz yani. Çünkü yani merhametin yoksa insan olma vasfına yitiriyorsun yani. O yüzden yani bu insanlarla, bu kralcılarla mücadele etmek lazım. Kraldan daha fazla kralcılarla. Onları hukukçuların şikayet etmesi lazım. İlgili kurumlara, kurullara, mercilere, savcılıklarsa savcılıklar, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri ise oraya muhakkak yapmalılar ki ya burada farkındalık oluşsun ve ben o farkındalık seviyesini artırabilirsek buradaki o politikanın değişeceğini düşünüyorum. İnşallah. Buradaki sorum şu. Yani normalde Cezaevi Gözlem Kurulu'nun verdiği karara itiraz yolları var. Fakat itiraz maalesef ettiğimizde yani tamamen aynı suç ceza kimliklerindeki gibi kapalı devre bir itiraz sistemi var. Yani sonuç alınamayacak bir yöntem, sonuç alınamayacak bir sistem belirlemişler. Yani benim burada gördüğüm problem şu. Ya insanlar suç olmayan eylemleri yüzünden tutuklanmış. Ya bari süresi dolanları bırakın diyoruz, değil mi? Yani denetimli serbestlik sürecinde bırakın. Bırakın şartlı tahliyeyi, işte onu bir yıldır falan bunu yapmaya başladılar. Hadi onları bırakmıyorsunuz, bari kadınları bırakın, yaşlıları bırakın diyorsunuz. Hadi olmadı hastaları bırakın diyorsunuz. Bu nereye kadar gidecek? Mesela bu cezaevi gözlem kurulu dediğiniz kişileri normal itirazların dışında şikayet edilmesi gereken yerler var mı? Tabii işte şu an konuştuğumuz mevzu. Yani bu, evet. Bu refleksle hareket edenler, yani o hem denetimi serbestliğini vermeyip hem şartlı tahliyesini vermeyen, o rapora imza atan başta savcı olmak üzere kim varsa onların hepsi işkence suçunun faili. Yani bunlarla ilgili hem savcılığa şikayet edilmesi lazım, hem yani savcı için HSYK'ya şikayet edilmesi lazım, Adalet Bakanlığı'na şikayet edilmesi lazım. Ya yani şunu söyleyelim yani. O bahsettiğimiz, ben eğer izleyicilerimizden bilenler varsa ya bu videonun altına da yazabilirler. Biz de bunları takip edelim. Hangi cezaevlerinde yani bu işkencenin uygulandığı cezaevler? Yani Sincan'ı biliyoruz, Silivri'yi biliyoruz, Afyon'u biliyoruz. Bunun dışında hangi cezaevlerinde işkence uygulanıyorsa ya bunu söylerlerse bunu biz de her fırsatta ifade edelim, söyleyelim ve bunları o cezaevindeki gözlem kurulu üyelerinden şikayetçi olalım. Bak, biz bunu avukatlar olarak peşine düşeceğiz yani. Cezaevlerinde işkence var. İşkence olan cezaevlerindeki işkencenin fail olan gözlem kurulu üyelerinin şikayetçisi olacağız ve takipçisi olacağız o işin. İnşallah. Peki bununla ilgili başka bir şey yoksa söyleyeceğiniz, geçiyorum. Son bir gelişme var, onu isterseniz konuşalım. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yeni bir karar verdi. Aslında karar çok trajikomik bir hadise. Yani Aydın Sefa Akay isimli bir eski büyükelçi ve eski Birleşmiş Milletler Hakimi, şu anda ekranda fotoğrafı da var, onun başvurusunu karara bağladı. Kimdir bu Aydın Sefa Akay? İzleyicilerimize hatırlatalım. Bilenler biliyordur. Şimdi Wikipedia'daki bilgilerden aldım. 1950 doğumlu, yani şu anda 74 yaşında ve hapiste. Rize cezaevinde yatıyordu en son bildiğim. Çünkü Hablemitoğlu davasının evraklar içerisinde gördüm. Orada da tanık olarak ifade sağlanmış. Rize cezaevinden ifade sağlandığını gördüm. Bir Türk diplomat ve yargıç, 1972 yılında hukuk fakültesini bitiriyor. Daha sonra doktora yapıyor. 87 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda hukuk müşavirliği yapıyor. Daire başkanlıkları yapıyor. Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi ve UNESCO nezdinde Türkiye daimi temsilciliklerinde hukuk müşavirliğiyle Lefkoşa Büyükelçiliği'nde hukuk müşavirliği görevlerini yürütüyor. 2012-2014 yılları arasında Burkina Faso nezdinde Türkiye Büyükelçisi oluyor. Yani çok donanımlı birisi aslında ve 2016'da tırnak içerisinde FETÖ-PDY soruşturması kapsamında cemaatin Mason imamı olduğu iddiasıyla tutuklanmış. Nereden çıkıyor Mason imamlığı hikayesi? Ben Masonum diyor, benim cemaatle bir alakam yok diyor. Neden tutuklanıyor? Baylo kullandığı için tutuklanıyor. Ve 2016 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. 12 Eylül 2019 tarihinde Aydın Sefa Akay'ın başvurusunu Anayasa Mahkemesi karara bağlıyor. Yani AYM'nin web sitesinden de ulaşabileceğiniz bu karar aslında Yüksek Mahkeme'nin tarihine geçecek utanç vesikası. Aydın Sefa Akay da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak zorunda kalıyor.
Ben bu konuyu ilk gündeme geldiğinde bir uzmana sormuştum. Ta 2017'de, 7 yıl önce bir AİHM uzmanı şöyle demişti bana. Kural olarak uluslararası mahkemelerde çalışan hakimler kendi ülkeleri dahil diplomatik bağışıklığa ve dokunulmazlığa sahiptirler. Yani yargılanamazlar ve dokunulmazlıkları vardır. Kesinlikle tutuklanamazlar. Bu kurala rağmen tutuklanması tam bir illegal tutuklama olup açık bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5-5-5-1 ihlali söz konusudur. Ve Anayasa Mahkemesi normalde bu başvuru halini derhal bu ihlale son vermesi gerekir. 2017'de söylediği şeyler bunlar ve 2019'da Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Aydın Sefa Akay'ın başvurusunu kabul edilmez buluyor. Ve bugün Aydın Sefa Akay kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açıkladı 23 Nisan tarihinde. Ve aynen dediği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5-1 maddesinin ihlaline karar verdi. Nedir bu? İşte tutuklanması ve gözaltına alınmasının kanuni bedelilik şartlarını karşılamadığını belirterek ihlal kararı veriyor. Daha sonra ev aramasının konusunda ihlal kararı veriyor. Ve 21 bin euro tazminat da 7 bin euro yargılama masraflarına hükmetmiş oluyor. Evet, bu Ferhan Şensoy'un Pardon filmi gibi. Yani bu adam hala hapiste muhtemelen. Belki de çıkmış da olabilir bu aralar ama benim bildiğim 5-6 ay önce hapisteydi. 7,5 yıl hapis cezası alıyor. Yok, hapisten. Evet. Hapisten çıktı diye ben sanki haberlere öyle yansımış gibi. Olabilir, olabilir. Yani bu böyle bir karar var, böyle bir durum var. Ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle bir kere yani bizim yani Türkiye'nin tezlerini zaten biliyoruz yani. Hükümetin tezlerini, bildiğimiz tezler. O Yalçınkaya kararı sürecinde de çok konuşulmuştu. Aslında baylok kullanmak suç değil, terör örgütü bunlar baylok kullandığından dolayı değil. Terör örgütü suçundan dolayı tutuklanıyorlar, ondan dolayı cezalandırılıyorlar filan. Orada bir saçma sapan bir ilişki olmuştu. Ve şöyle diyorlardı yani, tek başına baylok kullanıldığından dolayı hiç kimse tutuklanmadı, hiç kimseye mahkumiyet kararı verilmedi diye savunmalarında söylüyorlar. Halen söylüyorlar. Şimdi şeye bakıyoruz, bu dosyada ne var? Sadece baylok var. Bir de iki tane kitap ele geçirilmiş. Yani bir tanesi Sayın Gülen'in kitabı, öbürü de başka birinin kitabı herhalde. Adam diyor ki, ya benim evimde 25 bin tane kitap var diyor herhalde. Ben bütün kitapları okuyorum yani. Almışım, okumuşum ve zaten onu herhalde mahkumiyete gerekçe olarak da yapmamıştı. Tek gerekçe, tutuklanma gerekçesi baylok, mahkumiyet gerekçesi de baylok. Hani sadece bayloktan dolayı siz insanları cezalandırmıyordunuz. Hani örgütsel bir eylem arıyordunuz, örgütsel bir faaliyet arıyordunuz. Böyle bir şey yok. Yani burada karşımıza çıkan bu sizin bahsettiğiniz 21 artı 7, 28 bin euro sadece AİHM'in ortaya koyduğu zarar. Yani bununla ilgili yani milyon euroluk tazminatla karşılaşacaktır Türkiye. Yani bununla ilgili haksız tutuklama yani 7 yıl boyunca 6 yıldır cezaevinde tutuklu kalan birisi. Bunun karşılığı olacaktır. Yani onun maliyeti de yani diğerlerinin maliyetinden daha fazla. Yani yurt dışında bir maaş aldığından dolayı muhtemelen 10 bin eurolar gibi bir rakam alıyordur. Yani milyonluk bir tazminatla karşı karşıya kalacak. Bunun şeyi yok yani. Ortada çok ciddi bir karar var. Yani biz de bu kararı herkese götürüp anlatabileceğimiz bir karar. Yani Türkiye'nin verdiği kararlar böyle. Türkiye, yani o Anayasa Mahkemesi kararını da okuduğumuzda Anayasa Mahkemesi de işte terör örgütünün ne kadar zor bir soruşturma gerektirdiğini, o yüzden elde edilen bu delillerle tutuklanmasının gayet doğal olduğunu, normal olduğunu, yani neymiş? Baylok ve kendisi ilk andan itibaren diyor ki evet ben bayloğu yükledim. Bayloğu yüklememi isteyen işte Dışişleri Bakanlığı'ndan şu yetkiliydi, ya başka bir ülke yetkilisi. Ben Apple Store'dan indirdim, açık kaynaklardan indirdim, evet kullandım. Masonlukla ilgili iletişim kurmak için kullandım. Ya bunu da ifade ediyor. Aslında içerik itibariyle de ellerinde bir şey yok. İçerik itibariyle zaten olsa da yani terör faaliyeti olabilecek bir şeyin olacağını zaten zannetmiyorum da. Ya buna rağmen siz bu cezalandırmışsınız. Ya bunu AİHM şöyle düşünmüş olabilir. Tabii ben kendim yorum yapıyorum da. Yani Türkiye normalde ya baylok kullanma meselesinde yani sadece baylok kullanmayı delil olarak değerlendirmiyoruz filan dediğinde bu dosyada sadece baylok kullanmak senin terör örgütü kriterin. Başka bir kriterin yok yani. Diğerinde Yalçınkaya'da banka var. Onlar hani kriter olarak kabul etmedi de oraya bir şeyler eklemişsin. Burada hiçbir şey eklememişsin.
O yüzden yani hukuk tarihi açısından gerçekten kayıtlara geçecek yani. Türk hukuk tarihi açısından çok orijinal bir hadise. Burada şunu da ifade etmek lazım. Yani bu İsmail Saygı'nın geçen hafta mı veya birkaç gün önceki bir şeyi, röportajı, yani bir yazısı vardı, yazısında Yargıçlardan bahsediyor. Danıştay hakimiymiş. Yargıçlar hakim de olabilir, Danıştay hakim evet, de olabilir. Evet, evet. Şöyle diyor. Yani işte oradaki olanlardan bir tanesi diyor ki yani sokakta artık diyor yargıya güven kalmamış diyor. O hakim de diyor ki yani ne sokakta kalmaması diyor. Hakimlere sorun diyor. Hiçbir hakim, hiçbir Türk hakim bir Türk yargıçta yargılanmak istemez diyor. Ben yani Cumhuriyet tarihinde böyle bir vakanın olabileceğini ihtimal vermiyorum yani. Böyle bir değerlendirme hiç olmamıştır. Bir yargıç böyle bir şey söylüyor. Hiçbir hakim, az önce de şeyde konuştuk ya, gözlem kurulunun kararlarına karşı itiraz edebiliyorsunuz infaz hakimleri. O hakimlik öyle bir hakimlik ki, yani sizin infazınızı, o itirazınızı değerlendirmiyor zaten. O kendi zihniyetinde bir şey var, onu değerlendiriyor. Biz o hakime, o hakim kendisinde yargılanmak istemez yani. Kendi aile fertlerinden birisi o hakime bir dosyasının düşmesini istemez ya. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya çok fecaat bir durum ya. Yargı adına utanılacak bir durum. Ya biz yargı adına yargımızı nasıl güzelleştirelim? Yargımızı daha iyi nasıl yaparız? İnsanlar için daha iyi nasıl olur? Yani adalet iyi sağlandığında bunun ekonomiye yansıması olur. Toplumsal barışa yansıması olur. Ya insanların yüzleri güler. Yani dışarı çıktığında artık tehlike tehdit görmezsin de daha insanların sevecenliğiyle karşılaşabilirsin diyorduk. Bunun için mücadele ediyorduk aslında. Şu an gelinen durum vahim bir durum yani. Yani bugün sanki medyaya yansımış. Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye ile ziyaretinde Almanya Maliye Bakanı'nın bir açıklaması vardı herhalde. Maliye Bakanı diyor ki eğer yani Türkiye insan haklarına uygun davranırsa, insan hakları ihlallerine son verirse, adaletin tesisini sağlarsa Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de daha fazla artar. Yani ekonomik ilişkilerin kriteri adaletin, insan hakları ihlallerinin, adaletin tesisi, insan hakları ihlallerinin de sonlandırılması. İşte o yüzden önemli. Yani burada bunu nasıl, mesela bu AKA'yın yani nasıl temizleyecekler ben merak ediyorum. Yani AKA'yın bu kararını AYM ne diyecek? Yani AYM'nin o 5 kişilik heyet tarafından verilmişti. Onlar hala görevli olması lazım. Ya çıkıp bu meseleyi nasıl temizleyecekler mesela? Burada şey normalde burada, şöyle 2000... yapıyorduk zaten. Biz özür diliyorum. Türkiye'deyken de yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir ihlal kararı geldiğinde veya bir hakim açık bir hukuksuzluk yaptığında diyorduk ki ya buradan çıkacak tazminatı o hakim kendisi ödesin. Kendisi ödesin ki bir daha hukuksuzluk yapmasın. Burada 20.000, 28.000 euroyu yani o hakimlerden almak lazım. Onun dışında açacağı davadan çıkacak milyon euroluk tazminatı da tutuklayan hakimlerin ödemesi lazım. Eğer bunu o müesseseyi, o sistemi oluşturursak yani ortaya yeni bir durum çıkabilir yani. Öbür türlü yani yoksa bu adamlar AYM'in kararından haberdar değildir şu an. O kararı vermiş olan kimdi? Tutuklama kararını hangi mahkeme bilmiyorum. Ankara'da yargılanıyordu herhalde. O heyet ne olmuştur? O heyetten yani başkan Yargıtay üyesi olmuştur. Belki karardan haberdar bile değildir. Şu an Yargıtay başkanlığı seçimlerinde hangi tarafı tutsak, hangi tarafı tutarsak daha fazla menfaatimiz olur. Menfaat dediği mevzular da işte o başkan, üç cezanın başkanı bizim meşhur başkanımız vaatlerde bulunuyormuş da başkan olduğu zaman otellerle anlaşmalar yapacakmış. Başka ne yapacak? Diplomatik pasaport. Promosyonlar. Diplomatik pasaport verecekmiş Yargıtay üyelerine. Evet. Tatil köyü. Evet. Şu an. Evet. Tatil bir de mescidi köyü, genişletecekmiş. Herhalde yüzden... işledikleri günah. Bir de mescidi genişletecekmiş. Herhalde işledikleri günahlara tövbe etmek için herhalde bir de öyle bir vaadi var. O da çok orijinal olmuş ya. O evet. Mescid genişletmek de çok orijinal bir teklif. Evet. Yukarıda işkence yapın, aşağıda namaz kılın. Evet. Evet. Neyse. Yani şimdi bir şey var. Bu karardan haberdar değillerdir. Onlar alacakları onu söyleyeyim ben. Onun hesabını yapıyorlardır. 2017 yılında bir haber çıkmış. Reuters'in duyurduğu bir haber. Birleşmiş Milletler Mahkemesi Türkiye'yi uluslararası yargıyı serbest bırakmaması nedeniyle
Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti diye. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı Ruanda'daki savaş suçlarına ilişkin Temiz Mahkemesi'nin 5 kişilik yargıç heyetinden bir tanesi Aydın Sefa Akay. Evet. Akay'ın tutuklanması üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi Türkiye'ye yargıcın serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor. Ve bu yüzden Ruanda davaları kilitlendi diyor. Ve Aydın Sefa Akay Uluslararası Ceza Mahkemeleri tarihinde tutuklanan ilk Birleşmiş Milletler yargıcı. Herhalde bu da Türkiye'ye nasip oldu. Bu konuda da tarihe geçmiş oldu. Evet evet, evet maalesef. Bu ilkleri seviyor yani Türkiye. Evet. Peki başka bir şey yoksa süremizi doldurduk gibi, isterseniz çok uzatmayalım, kısa keselim. Varsa ilave edeceğiniz bir konu alalım, ondan sonra kapatalım. Ya bunun dışında diyeceğimiz bir şey yok yani, inşallah. En azından yani derdimiz şu. Ya bir karardan ibret alınsın, bir karardan ders çıkartılsın. Bari bu son olsun dediğimiz mevzu o. Bari şu olsun inşallah. Yani o günleri bekleriz. Ya Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde artık oteldir, tatil köyüdür, yok diplomatik pasaporttur bunlar değil de evrensel hukukun gereğinin yerine getirileceği sistemler konuşulsa keşke. Öyle olsa. Bu noktada şu dediğinize katılıyorum. Bence en büyük sorumluluk muhalefete düşüyor. İktidar, çünkü iktidar bir kere iktidarda körlükte oluştu. Yani iktidar aslında sorsan iktidara belki bu hukuksuzlukların yapıldığını bilmiyordur ve yapıldığını sorsam ya biz böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz der. Yani yaptığını bilmez çünkü o şeyi geçen haftalarda da konuşmuştuk ya, Adalet Bakanı'nın çıkışı bana çok orijinal gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen seçimi kaybettin haberin yok filan diyordu. Kazandı, bayağı da bir kazandı. Kendisi kendi ilini kaybettiler yani. O yüzden yani önündeki hadiseleri görmüyorlar. O yüzden muhalefete daha çok sorumluluk düşüyor. Yani o Özgür Özel'in ilk seçim günü, yani seçimlerin açıklanmaya yakın yaptığı açıklamadaki hukuk vurgusu çok önemli. Yani insanlar insan hakları ihlallerinin sonlandırılmasını istiyor. O yüzden yani muhalefete çok sorumluluk düşünüyor. Ben mağdurların, muhalefet milletvekillerinin kapılarını çalmalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Yani ülke açısından faydalı. Yani burada hukuksuzluk son bulursa ülkemiz için iyi olacak. Diyelim ve böyle sonlandırmış olayım. Evet, az önce söylediğiniz şeyle de kapatalım istersen. Hani Atatürk'ün meşhur sözü var. Beni Türk hekimlerine emanet edin diye. Aşağı yukarı ondan 75 yıl sonra, 75-76 yıl sonra bir Danıştay hakiminin verdiği cevap da güzel. Beni Türk hakimlerine emanet etmeyin. Tam tersi işte. Türkiye evet, böyle bir Türk haline geldi. Evet. Peki, daha iyi günlerde buluşmak üzere. Gelecek haftaya tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. İnşallah.